Alo. Ne haber? Erşan mı? Bir hata olmasın, onun ölmüş olması lazımdı. Emin misin? Vallahi iyi adam lafının üzerine gelirmiş ha? Bir işi halledemeyecek misin sen? Hayırdır patron? Hani temizlemiştin Berşan'ı? Evet. Berşan yaşıyor muymuş yoksa? Ben de kabahat. Sana neden inanırım ki? Ama gözlerimle gördüm. Balıklara yem oldum. Asıl seni yem yapmak lazım balıklara. Herif yaşıyor. Hem de burnumuzun dibinde İstanbul'da. Aklım almıyor. Gözlerimle gördüm öldüğünü. Adam elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Peşimizde olduğundan eminim. Bu sefer kurtulamayacak. Ellerimle toprağa gömeceğim onu. Lafla olmuyor Mesut. Böyle giderse Berşan gömecek seni. Sabrım taşıyor. Bu iş mutlaka halledilecek. Senle ya da sensiz. Yok, yok, yok. Yer yarıldı da içine mi girdi? Hayalet mi bu herif ha? Eninde sonunda çıkacak ortaya. Çıkacak. Çıkacak ama... ya biz onu bulamadan o bizi bulursa? Gece yattığımda kafama takılıyor. Bu azap bitmeli Mesut. Berşan mezarı boylamadan uyku haram bana. Kendi ayaklarımın üzerinde durabilirim. Bir türlü anlayamadım bunu. Küçük bir destekten ne çıkar? İhtiyacım yok baba. Olsa istemez miyim sanıyorsun? Sende bu keçi inadı varken. Geçinip gidiyorum ne güzel. Kendime göre bir düzenim var işte. Aman ne düzen. 2 sene önce havuzdan çıkmayan kız şimdi buralara talim ediyor. Bu kadarı da yetiyormuş demek ki. Sana laf anlatan da kabahat. Kim bu şimdi sabahın köründe? Baba burası benim evim. Rica ederim. Bahar'ın birkaç akrabası gelecekti. Sen onları mutfağa götürebilir misin? Merhaba. Buyurun. Şu mutfağın haline bak. Babam. Hiç rahatsızlık vermeyelim. Olur mu canım öyle şey? Babam biraz huysuzdur ama... arada bir takışsak da genelde iyidir. En azından uzak kalınca. Baba, gelsene.